Tarih boyunca farklı adlarla anılan Şumlu, bugün Bulgaristan'ın en gözde turizm merkezlerinden biri. Doğa ve tarihin buluştuğu kent, ağırlıkla Türklerin yaşadığı Deli Orman bölgesinde yer alıyor. Farklı medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği olan şehirde ilk yaşam izleri ise M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Bölgede yaşayan ilk halk olan Trakların, M.Ö. 12. asırda yaptığı Şumlu Kalesi, şehrin öne çıkan yapılarından. Tarihte Şumena, Şumna gibi farklı isimlerle anılan şehir, Şumlu adını Osmanlı döneminde aldı. 681 yılında bölgede Asparuhan önderliğindeki Bulgar Türkleri, Pliska'da ilk devletlerini kurdu. 6. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından yenilenen kale, 1. Bulgar İmparatorluğu zamanında genişletildi. 11. ve 12. yüzyıl Bizans otoriteleri şehri Simeonis olarak adlandırdı. 2. Bulgar İmparatorluğu'nun sıkıntılı yıllarında Şumlu, küçüklüğüne rağmen ekonomik ve askeri merkez halini öncelikli bir şehir olarak kendini göstermiştir. 1389'da Candarlı Ali Paşa tarafından fethedilen bölge, Osmanlı döneminde stratejik önem taşıyan askeri üslerden biriydi. 17. yüzyılda Rumeli'deki pek çok şehir azalan ve duraksayan nüfus oranına sahipken Şumlu büyümesini sürdürüyordu. 1651 yılında Şumlu'ya gelen Evliya Çelebi, burada 10 cami, birçok mescit, 7 mektep, bir han, bir hamam, 300 dükkan ve 10 mahallenin bulunduğunu yazar. 700 evden söz eder. Evliya Çelebi ayrıca ahalinin ticaretle uğraştığını da bildirir. Şerif Halil Paşa, barok tarzında Velale Devri geleneğinde büyük ve kubbeli bir camiyi şehirde yaptırmıştır. Bunun yanında bir medrese, bir mektep ve zengin bir kütüphane daha bu caminin yanında yer alır. Ayrıca bir hat mektebini de oluşturmuştur. Bugün Tombul Camii olarak da bilinen bu caminin karşısında Erkek İmam Hatip Lisesi, yani başka bir adla Nüvap Okulu da bulunur. 1768'den itibaren başlayan ve 19. yüzyılın son çeyreğine kadar aralıklarla devam eden Rus-Türk savaşları süresince Şumlu, Osmanlı ordularının temel ve askeri bir üssü haline geldi. 5 asır Osmanlı hakimiyetinde kalan şehrin günümüz adı ise Şumen. Ancak miras kalan Türk kültürü ve mimarisi şehrin çehresine zenginlik katıyor. Camiler, çeşmeler, medreseler, hamamlar bu kültürün izleri olarak hemen göze çarpıyor. Şumlu'daki 19. asır sonu mimari özelliklerini taşıyan sokak halen varlığını koruyor. Ahşap çatılı evleri, kaldırımlı sokakları ve otantik havasıyla bu bölge Eskişehir adını taşıyor. Şehrin merkezi ise modern mağaza ve kafelerin yanı sıra asırlık ağaçlarla kaplı. Şumlu'nun ana simgelerinden biri ise 1300. yıl Bulgaristan Anıtı. 1981'de Bulgar Devleti'nin 1300. yıl şerefine inşa edilen bu anıt kompleksi, Şumlu yakınlarında bir tepenin üzerinde yer alıyor. Bu anıta kent merkezinden 1300 basamakla ulaşılıyor. Madara Atlısı, Şumlu şehrine 20 km uzaklıkta olup Madara köyünde yer almaktadır. Madara Atlısı heykeli kayaya oyulmuş bir heykel. 40 metrelik bir alan kaplıyor. Milattan sonra 710 yılına ait olduğu biliniyor. Madara Atlısı'nın Avrupa'daki tek taş kabartma heykeli olması büyük bir önem taşıyor. 1979 yılında bu sebeple UNESCO Dünya Mirası Anıtı olarak Madara Atlısı'nı listeye aldı. Pliska ise Şumlu şehrine yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan ilk Bulgar İmparatorluğu'nun başkenti. Taş duvarları, tarihi binaları Bizans İmparatorluğu tarafından yağmalanıp yıkılana kadar önemli bir başkent olma hüviyetini korumuştur.